Ertuğ, bir sosis daha versene. Turşu koyma ama. Verme abi daha buna sosisli falan. Patlayacak, sonra biz temizleyeceğiz buraları. Yok ya. Ona verme, buna verme. Nasıl yürüyecek lan bu dükkan? Okul tatil oldu, hepiniz yok oldunuz. Hiç uğradınız mı tatilde buraya? Bu Ertuğ ne yapar, ne yer sordunuz mu? Yok. Nasıl olacak bu işler abiler? Ha? Hepiniz cıvırların peşine. Bu arkadaş yeni mi? Bu size hiç benzemiyor lan. Akıllı uslu bir çocuğa benziyor bu. Ha? Yumurta gibi. Bu sultanı da iyi meşhur oldu ha. Aa, bu da bizim okuldan değil mi abi? Tabii oğlum, işte eski adap kızlarından. Uğramaz oldu artık buraları. Daha ne uğrayacak? Oğlum Mertcan, canlı bomba gibi oldu. 100 yılın buluşu oğlum bu. Eğer bu çalışırsa var ya, bütün hocalara bundan sonra mokokoz ediyoruz. Oğlum, hakikaten manyak bir icat. Bizi bu sene mezun eder lan bu. Evet, evet. Hadi deneyelim şunu. Mertcan'cığım, bize şeyden bahset. Bu şey savaşını... Neydi o? Bir savaş söylesene. Malazgirt. Hah, Malazgirt savaşını anlat. Basana. Hadi. Oğlum ben size söyledim yapamayız diye. Buyurun. Oğlum en sonunda var ya sana kafayla uçacağım buradan ha. Adam hep muhalefet, hep muhalefet ya. Lanet adam! Tanıştırayım. Bunlar okulun en işlerine en maharetli iki kızı. Dikişte kimse ellerini su dökemez. Güzel. Hoş geldiniz kızlar. Sizi muhteşem bir görev bekliyor. Canım. Aç bakayım avucunu. Şimdi siz bu parçaları eteklere dikiyorsunuz. Biz de size ablalık yapıyoruz. Niye ki? Niye? Fazla merak iyi değildir. Alın size ilk abla tavsiyesi. Devlet toprak bütünlüğüne bağlı olarak üzerinde yaşayan insanlar olan üzerinde yaşayan insanları... İnanmıyorum lan, artık tarihten kaçmana gerek kalmayacak Mertcan. Tarihi sen yazacaksın oğlum. Oğlum şimdi her şeyi konu konu kaydetmek gerekiyor böyle adam gibi. Sonra Malazgirt dedi mi çat. Malazgirt geldi. Polisler, yasama yürütme yargı organları TBMM sayılabilir. Bana bakın. Burada olan burada kalır, ona göre. Kızlar, hadi sizi azat ediyoruz. Evet arkadaşlar, daha hala üstünüzdeki başı boşluk gitmiş değil. Bunu kendime hazmedemiyorum ya. Lütfen derslere konsantrasyon olun. Disiplin olun. Mertcan, geçen dönem senden daha fazla anneni gördüm okulda, biliyorsun değil mi evladım? Ay bizim oğlan tarihe pek meraklı hocam. Bari tarihten çakmasın diye yakama yapıştı. E ben de kıyamadım tabii. Kendi kanaatimi kullandım. Bu dönem kendimi sizi affettirmek istiyorum. İyi o zaman, kal orada oturma. Arkadaşlar. Hazır mı lan? Ben bu hareketinin hepinize örnek olmasını istiyorum. Sanki tarih bilinci olan bir Türk genci olarak bize biraz Mertçi Dabık Savaşı'ndan bahset bakalım. 148. Oğlum mikrofonu biraz daha yaklaştırsana. Duyamıyoruz anlamında hocam. Sesi gelmiyordu arkadaşım buraya. Çocuğum daha konuşmadı ki Mertcan. Aa. Evet şekerim. Merci Dabık. Merci Dabık, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memlük Devleti ile yapılan birinci savaştır. 1516'da yapılan bu savaşı Osmanlılar kazandı. Savaş sonucunda Suriye, Lübnan, Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Gayet güzel. Gayet güzel. Aferin. Mertcan, demek ki doğru söylemişsin. Demek ki çalışmışsın dersine. Mertcan'a bir alkış. Yeter, yeter. Hocam hep bildiği yerden çıktı. Bir soru daha soracağım, bir daha yapın. Sevgili Mertcan, arkadaşlarına nasıl güzel bir tarih bilincin olduğunu ispatla bakalım. Bir soru daha, hazır mısın? Hı? Oğlum ben size söylemiştim bu tekniğin tutmayacağını. Kavimler göçünün sebep ve sonuçlarını anlat Mertcan. Faklar ve e-mailler yoluyla ulaşıyorsunuz. Hadi bakalım. Sıradaki parçalar. WhatsApp geldiğini yapmak falan. Canlar mı? Ermek. Akıl etmiş.
Ertunç, tamam mı bizim siparişler? Arkaya da matematiği koyacaktım ama çok kalın olur, çakılır diye onu sonra basacağım. Vay, çok şekil olmuş lan. Yani? Ha. Ertunç, bunlardan sadece biz yapıyorsun değil mi? Yoksa bozuşuruz ha? Ayıp ettin kanka. Yok, sağ ol. Ben istemiyorum. Yokum diyor. Seninle çalışmak zevkli Ertunç. Oo kızlar. Ne haber Ertunç? Haberler sizde. Ne ikram edeyim size? Bir portakal suyu yap bana. Hay hay. Ya bu yeni müdür. Ne iş ya? He? Geçenlerde dükkanın içine geldi, kafayı uzattı şöyle bir. Tezgaha falan baktı. Al, bildiğin psikopat işte. Ya tam da o sırada sizin coğrafya kitabını yapıyorum. Hani bir yakalansak... Şş, Ertunç, tamam mıdır bizim iş? Vallahi kızlar, beni biliyorsunuz. Nanoteknoloji konuşuyor burada. Önlü arkalı, tamamı 80 sayfa. Şekilli açıklamalı. Talim terbiye onaylı. Buyurun. Oo, bayağı minimal çalışmışsın. Aferin. Süpersin. Peki ya mokokalarınki? Onlar da aldılar kendilerininkini. Ama tabii hepsi yanlış olanından.